Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde 1 level karakterleri rank 35 yapan arkadaşların videolarını izleyeceğiz. Nasıl 1 seviye olan karakterleri rank 35 yapıyorlar? Çok merak ettiğim bir konuydu. Sizlerle paylaşmak istedim. Maçları izlemedim kesinlikle. 3 tane karakterimiz olacak rank 35 1 seviye olacak olan savaşçılardan. Bir tanesi şu anda da izlemiş olduğunuz Barley. Sonrasında Shelly ve en sonunda Sprout'un nasıl 1 seviye rank 35 yapıldığını beraber izleyeceğiz. Hakikaten merak ediyordum nasıl yapıyorlar diye. Çünkü 10 seviye bile bir rank 35 yapmak bizim için hayal. Bizim için hayal. Şu anda benim tanımış olduğum oyunda birebir. Rank 35 bir tane yapan arkadaş var. O da Hasan. Onun da videolarını zaten rank 30'u nasıl yaptığını işte Gale, Colette falan kanala yüklemiştim. O da bir solo rank 30 yap, rank 35 yapmıştı. Bir o var. Başka da yok benim tanıdığım. Şimdi başlayalım. Nasıl yapıyor? Carl, Spike ve Barley giriyorlar bu haritada. Soygun zaten, soygun diyorum, kuşatma zaten gördüğünüz gibi. Vidaları topluyorlar. Şimdi biraz oyunu analiz etmeye çalışalım. Karşıda Jesse, Spike ve Tick var. Aynı bunlardaki gibi Spike. Atıcılardan karşıda Tick, burada Barley var. Aradaki mid oyuncuları da Jesse ve Carl olarak görüyoruz. İlk kuşatma robotunu onlar aldı. Spike robotun içine girerek fazla hasar bırakmaya çalıştı ki başardı, yarıya kadar indirdi. Şu an durumları çok iyi rakibin ama Jesse eğer taret doldurabilseydi burada yenileceklerdi büyük ihtimal. 2400 canı var Barley'nin ki bu gerçekten çok az. 2400 demek ne demek? Aksesuarlarını ve yıldız gücünü falan geçiyorum. Bu çok kötü bir durum yani bir seviye olması. Şu anda 9 videoya kadar topladılar. Ortada Jesse gelmeye çalışıyor. Yukarıdan Tick süperini attı. Tick sağda Carl'ı zorluyor. Barley sağdaydı ama şimdi sola geçti çünkü Tick'ten çok fazla hasar aldığını gördü. Ultiyi atmayı tercih etmedi çünkü rakibi zaten öldürdü. 14 videoya kadar ulaştılar. Ultiyi doldurduğu gibi o kısımdan rakibin kasasına %9'luk bir hasar bıraktı. Sadece tek başına Barley gördüğünüz gibi. Onun dışında şu an kaç seviye o robot? 15 seviye robotla saldırıyorlar. Carl bir tane attı, sonrasında ultisini atacaktır büyük ihtimal diye düşünüyorum. Ve ultisini evet sona doğru bıraktı, ultiyi attı. Bu şekilde ilk maçı kazandılar ve şu anda 1197 kupaydı. Barley'si 1200 oldu bu maçla birlikte. Şimdiki maça bakalım. Bu farklı bir kuşatma haritası. Gördüğünüz gibi az öncekinin değişik. Bu haritada biraz daha tank karakterleri seçen oyuncular oluyor. Bibi seçiyorlar, Rosa seçiyorlar. Rakipte de yine Tick var. Atıcı olarak Spike'ı yine görüyoruz. Diğer rakipteki karakterlerinden bir tanesi de Jesse'ydi. Şimdi solda Spike'a karşı oynuyor Barley. Ortada Carl, Jin'le kapışacaktır. Sağda Gale ve Tick olacaktır diye düşünüyorum ama Jin biraz daha sağa doğru geçmeye çalışıyor. Şu anda ilk robotu alan iki tane Vida ile birlikte bizim şu anda izlemiş olduğumuz, maçını izlemiş olduğumuz arkadaşlar. 3 tane Vida'ya kadar ulaştılar. Rakibe bir tane Vida kaptırmış değiller. Şu an %37, %34'e kadar bıraktılar. Rakibin kulesinin canını. Solda 410 canlı Barley kaçıyor Tick'ten. Çok güzel orada fake atıyor rakibin mermilerine. Aşağıda da Carl ultisini attı, defansa doğru döndü ve tekrar ileri doğru gitmeye çalışıyor. Halen daha bir tane vida alabilmiş değiller ve bir tane az önce aldılar. Ulti attı Gale. Tabii ki Carl ve Gale 10 seviye. Sadece Barley 1 seviye olarak giriyorlar. Yoksa diğer türlü mümkün değil. 1 seviye Barley bile girmesi, bu bile bayağı bir zorlaştırıyor işi. Bayağı uğraşmışlar zaten belli. Sadece Jin kaldı hayatta kalan. Onu da zaten Barley alacaktır gördüğünüz gibi sattı. Jin de artık bıraktı 36. Jade'di. 8 seviye robotla da saldırdılar. Sadece robot bile artık kuleyi alabilir. Bundan sonra bir iki tane daha maç var zannedersem Barley. 1 seviye rank 35 maçlarından devam ediyoruz. Aa yokmuş. 2 tane maç ayarlamışım buraya. Gördüğünüz gibi toplam kupası zaten 2142 arkadaşın. 1 seviye Barley'i de 1252 kupaya kadar çıkartmış. Bundan başka da Shelly yaptı bu arkadaş. Rank 35 1 seviye. Onun da maçlarına bakacağız yine. Ödül avı girdi, soygun girmedi zannedersem, kuşatma girdi, ödül avı girdi. Şimdi ona bakacağız zaten, o gelecek. Az önce Barley bir seviye nasıl rank 35 yapıldığını iki maçta sizlere göstermiş oldum. Şimdiki maçta Piper, Mortis ve de Shelly giriyorlar ödül avında. Bu artı da yine güzel bir artı. Burada Nani Bo ve Mortis. Nani Bo Tara deneyen arkadaşlar oluyor. Nani Bo Tara yerine Piper da tercih edilir oluyor yine. Sağda B var. Mortis bu haritada pusan taraf oluyor her zaman. Shelly de yine gördüğünüz gibi pusuyor. Bir seviye olabildiğince hasar almaması lazım. Burada bütün iş Mortis ve Piper'a düşüyor. Piper'ın mis atmaması lazım. Mortis'in de iyi atak yapıp olabildiğince yıldız alarak geri dönmesi gerekiyor ki mesela şu anda sıkıntı durumları. Jesse taret attı.
Piper'ın ocesinin taretini kırması gerekiyor. Gördüğünüz gibi Shelly hiç gözükmüyor. Neredeyse Shelly hiç gözükmüyor. Yani demek ki bir seviye yarısı da yapacaksanız. Hiç düşünmüyorum. Yapan varsa yazsın. Yapmaya niyeti olan varsa. Bazılarına bakıyordum mesela videolarda. İşte Roat'tu diyor. İşte bilmem ne. Mesela Spike diyor. Bir level rank 35. İşte 10. bölüm. Anca işte 28 ranka geliyorlar. Sonra da bırakıyorlar. Salıyorlar. İşte Rosa'yı falan deniyorlar. Çünkü anca 3 tane ben video bulabildim YouTube'da. Açıklamaya da zaten linklerini koyacağım. Bu arkadaşlar kim? Kanalları ne? Diğer videolarda neler yapmışlar, onlara da bakabilirsiniz. Ultiyi doldurdu Jesse. Altta bekliyor Mortis. Çok fena gitti oraya. Bir ulti daha attı. Boyu da zaten kesecektir. Kesmedi. Çünkü orası girmedi. Girse zaten artık şeyleri bitti. Menemleri bitti. Girse alamayacağını o da kendi de biliyor. Şu an Alice olabildiğince iyi kaçmaya çalıştı. 18'e 3'lük büyük bir yıldız üstünlüğü var. Shelly burada pusan taraf oldu. Ultili hala bekliyor. Hala bekliyor. Birkaç tane bow ona sıktı. Kaybetse bile zaten sıkıntı yok. 18 saniye kaldı. Bütün yıldızları alsalar bile 6 orada, 5 orada, 11, 3 de 2 de oradaydı. 11, 16, 17 yapar. Az önceki 5'i düşersek 16, 17'lik 15, 20, 22 kafa kafaya gelirlerdi. Ama yine kazanamazlar büyük ihtimal. İleriye doğru atladı zaten, bitti. İkinci maça geçiyoruz. Ödül avı böyle. Ödül avı bu şekildeydi. Shelly'yi gördüğünüz gibi pustu. Mortis zaten genel olarak pustu ki en iyi anda çıkıp yıldızları almaya, rakipleri öldürmeye çalıştı. Piper zaten biliyorsunuz anı geldiğinde orta sürekli karşıya doğru sıkan bir savaşçıydı. Oradan gitti, aksesuarla kuleye hasar verdi ve %3 %7 bir hasar, bayağı iyiydi. Ve gördüğünüz gibi bir daha sıkmaya çalıştı ama gitmedi. Shelly neler yapıyor? Shelly solda bekliyor. Ortada Jin ultisini doldurdu. Jin ortada zorluyor. Yine aynı şekilde Karl da soldaydı çünkü Piper'a karşı bir avantajlı bir üstünlük kuracağı görüşünde değildi ki zaten. Piper'a da biraz zordu. Menzili kısaydı ama bu videolar çekildiği zaman herhalde menzili uzundu. Bir bakarız ona yine. Solda Shelly bayağı hasar vermeye çalışıyor. Çok az canı var. Shelly orada öldü. Ki daha fazla hasar vermesin diye robot kuleye. Bo çok büyük hata yaptı. Rakibin o. Rakibin diyorum. Bizim videoyu izlediğimiz arkadaşların base'ine kadar girdi ve kasadan kuleden boş yere hasar aldı. Şimdi ortada iki tane mayın vardı. Tekrar mayın atma ihtiyacı duydu bu. Sağdan Karl bu sefer Piper almayı başardı. Şimdi Alice ortada Jin'le Rosa'yı ve Bo'yu zorlamaya çalışacak. Orada mayınların olduğunu bilmiyor büyük ihtimal. Çekti orada Rosa'yı defansa kadar ve oradaki kulede rakibin Rosa'sına bayağı bir hasar bıraktı. Şu an 8 seviye robotla birlikte gidiyorlar. O oturacak. Oturdu. Ama yıldız gücü zannedersem yok şeyde. Bo'da yıldız gücü yok. O yüzden şey olmadı. Donmadı rakip. Donmadı bizim Shelly. Şeyli diyorum Jin. Sadece mine'in vermiş olduğu etkiyle zıpladı. Şu an 2-2 vida eşitliği var. Bir tane vida aldı. Alice 3 oldu. 26 saniye var vidanın sürelerinin bitmesine. Bu vida süresi bitme aşamasında kimin daha çok vidası varsa onun robotu yine saldırıya geçecek. Solda 2000 canlı derken iptal oldu. Piper onu kesti. Ultisi var. Shelly hala ulti atmadı. Bakalım ne zaman atacak ultisini. Zaten 2800 canı falan var zannedersem. Yanlış görmediysem. Solda halen daha Piper bekliyor. Alice'in bir hatasını bekliyor. Bakalım ultiyi çekti Alice. Alabilecek mi? Bir saniye var. Zaten bu oyun artık burada bitti. 24 saniye kaldı. %53'e kadar indirmişler. Hiçbir şekilde soldan hasar bırakamayacaklar. %70'e kadar indirdiler buranın canını. Zannedersem bu son maçtı Shelly'nin. Shelly'den de 2 maç koymuştum. Ödül avı ve kuşatma artık burada da 1250 rank 35 olmuştur diye tahmin ediyorum. Oraya kadar gider, 1260'a kadar düşürürler. 3-2-1 derken bu maçta yine TZ'nin takımının galibiyetiyle bitti ve 1247 artı 4. Tabii ki bu videoyu çeken arkadaş Alice değildi, bu Karl'dı zannedersem. 1146'ya kadar geldiler. TZ bir seviye Shelly'yi 1250 yaptı. Hakikaten şaka gibi gerçekten. Tamamen bizim yapamayacağımız şeyler. Şimdi geldik Sprout nasıl rank 35 bir seviye yapılır. Gördüğünüz gibi hayalet modunda yaklaşık 5-6 ay önce olan bir mod. Onun dışında benim bu şu anda videosunu izlemiş olduğum bir seviye 3 tane karakter dışında YouTube'da nasıl rank 35 yapılabilir? Bu 3 video dışında bir karakter, bir video bulamadım. Bir Mortis'i gördüm. RZM biliyorsunuz. RZM. O rank 31'e kadar çıkmıştı bir seviye Mortis'e. Daha da denedi ama baktı ki olacak gibi değil, bıraktı. O da sıcak bölge giriyordu. Frank, Poco ve Mortis. Mortis ileride rakibin. O bölgesinde duvarın arkasında biraz pusmaya çalışıyordu. Şimdi bakalım nasıl Sprout yapıyorlar. Burada Sprout ve Tiki
sayısız insan 1K yaptı. Rank 30 yapmayan buraya girip de yok. Bizim alt klandan bile bir arkadaş yapmıştı. Şimdi Pierre'nin nasıl oynadığına göz atalım. Az önce Surge'ü kesti. Karşıda Mike var. Bu hayalet modunu bilmeyen arkadaşlar için işte saniyede 2 defa canınız gidiyor. Yükünüze göre daha fazla canınız gidiyor. Mesela şu anda 4 yükü var. 5 yükü olduğunda biraz daha fazla cana gidecek. Mesela şimdi göreceğiz. 4 yükü var. 50-50 gidiyor canı. Onu aldığı zaman biraz daha fazla gidecek diye düşünüyordum. Yine 50 gidiyor. Demek ki bu ilk başlarda birazdan değişir büyük ihtimal. Çünkü öyleydi ben de oynadığımda. Sadece tik kaldı. Olabildiğince etliye sütliye karışmadı. Kimseye çok fazla yanaşmadan. Zaten ki Sprout'la nereye kadar yanaşabilirsin? Olabildiğince uzaktan vurmaya çalışacaksın. Carlos'u kesti. Mesela şu anda kupası kaç? Kaç kupadaki rakipler geldi? Orayı göstermedi henüz. Biraz sonra görürüz. 1100-1150-1200 kupalardı zannedersem. Çünkü son maçları koydu olabildiğince. Yüksek maçlardaki rakipleri göstermeye çalışıyordu bizlere. Pierre arkadaşımız. Bunun YouTube kanalı yok. Bunun Twitter adresi var. Twitter adresini de açıklamaya koyarım. Bakarsınız oradan. Twitter'da bir sürü insan var. Zaten bu YouTube'la uğraşan, Brawl Stars oynayan veya herhangi bir oynayan arkadaşın ilk olarak bu duyuru, herhangi bir yerde görüş paylaşma adresi Twitter oluyor. Twitter'ı kullanıyorlar. Yandaki arkadaşı Tick, Ezik'le birlikte giriyorlar. Aşağıda 91 canlı bir tane Tick var. Bir tane hasar veremediği zaman gidecektir derken sağda Piper kesti Ezik'i. Bu kupalarda şaka yok. Kaybederlerse -12 kaybedecekler, -12 yiyecekler. O yüzden olabildiğince dikkatli oynamaları gerekiyor. Rakibe hasar verdiğiniz zaman sizin canınız bir nebze artıyor. Öldürdüğünüz zaman siz fulleniyor. Canınız yük aldığınız zaman da yine canınız artıyor. Mesela yük alacak 1150 can, 1500 oldu, 400 canı arttı. Bir yükle. Solda Piper görüyorsunuz. Piper'ın otomatik nişanı, güdümlü mermi diyorlar ona zannedersem. Onu attığında rakibe vurmama ihtimali neredeyse yok. O yüzden her türlü Piper burada iş yapıyor diye söyleyebilirim ama solo'da giren herkes neredeyse Sprout ya da Tick ya da bazı çakallar, bazen ben de oynamıştım Ali'nin hesabından, Mortis alıyorlar. Mortis pusuyorlar, gidiyorlar, atlıyorlar ama şimdi hayalet modu gelirse Tick'in yeni aksesuarıyla birlikte inanılmaz iş yapar Tick. Eğer gelirse orada rahatlıkla 1K yapabilirim diye düşünüyorum. Şu an 2. minimum olacaklar. Ve zannedersem bu rank 35 maçı değil. Bakayım video bitmek üzere mi? Mouse'u bir getireyim. Evet, video bitmek üzere. Her maçtan, her karakterden 2 tane koymuşum. Ezik de orada bırakıyor. 2 kupa lazımdı. 2 kupayı da bıraklar. Bu da artık dönecek mi Pierre'e? Alamayacaklarını zaten biliyor mu? O da ben gibi 1K maçında bile. Yani son maçında bile satmıyor artık. Ne 1K maçı, bunlar artık rank 35 oynuyorlar. Ve bu şekilde de rank 35'in nasıl Sprout tarafından, bir seviye Sprout tarafından yapıldığını görmüş olduk. İnanılmaz. Hani Clash of Clans oynayan arkadaşlar bilir. Bilmeyenlere de söyleyeyim. Köy binası diye bir şey var. Artık şu an 15'e kadar gelmiş. 8. seviye köy binasıyla çok yüksek seviyede olan arkadaşların, ki artık burada da olduğu gibi orada da çok çok daha fazla sürüyor maç arama süresi. Orada girip onların seviyesine kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Gece gündüz yemeden içmeden zoru başarıyorlar. Hani bu tamamen çok ilginç bir olay. Yani bir seviye Sprout'un, bir seviye Shelly'nin, bir seviye Barley'in rank 35 yapılma ihtimali zaman alan, uzun ve gerçekten yetenek gerektiren bir olay. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Nasıl yapıldığını görmüş oldunuz. Benim tamamen merak etmiş olduğum bir olaydı. Sizlere de paylaşmak istedim. Maçları da izlemedim. Sizlerle birlikte izledim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım farklı bir video olmuştur. Umarım fazla izlenir. Yeni katılan arkadaşlar varsa, ki ilk başta söylemem gerekirdi, sonda aklıma geldi. Ben Brawl Stars'ı oynuyorum. Şu anda 30.200 kupadayım. 5 tane karakteri rank 30 yaptım. Onun dışındaki bütün karakterlerim rank 25 ve şu anda hepsi 750 kupa. Unutmazsam yine sağ üstte, sol üstte rank 30 yaptığımı, 755 saatte nasıl bütün karakterlerimi yaptığım videoları ve güzel videoları kanala sağ üstte falan filan eklerim videonun sonuna. Beni izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz hepiniz. Hoşçakalın. See you later.